Zaten iki yavru yapıyor bunlar. İki tane geçen sene kayıp Tamam, verdim. kedi 2,5 var. litre hayvan başı ortalama diyorum Kedilerin yani. var. 3 Kaç buçuk ay var da. alıyorsun bunu? Bunu hemen hemen 8-9 ay alıyorum. Evet dostlar. Yine Kocaeli'nin Aslanbey bölgesindeyiz. Çok ilginç bir yerdeyiz. Ve burada siyah doğu friz besleyen bir arkadaşımız, dostumuz var. Dostlar herkese selam. Evet, çekimlere devam ediyoruz. Ama bugün çok ilginç bir şey çekeceğiz. Siyah doğu friz besleyen bir dostumuz, bir kardeşimiz, bir arkadaşımız var. Evet, Mustafa Muti. Evet. Hoş Evet, geldiniz. Mustafa Muti bir koyun hayranı, değil mi? Doğru mu Evet, söylüyorum? çok Çok seviyorsun çok seviyorum. ve Çok yıllardır yıllardır yapıyorsun. yapıyorum ve de bu 4-5 çift hayvan yaptım ama en son bu Doğu Friz'de şey Karar oldu, karar kıldın kıldım. Şimdi bunun yakışıklı mıdır nedir bilmiyorum. yani. Ya Çok bundan seviyorsun. vazgeçemiyorum. Kaç Çok senedir seviyorum. yapıyorsun? Ben hemen hemen ya ufaklığı yapıyordum ben bu işi. Ha. Yani bu baba tarafından daha eskiden de yapıyorduk. Çünkü Evet. küçükken mesela çok bekliyordum bu havalarda. Hatta sahip yoğurt yapardım sıcak havalarda. Tabii şeye Çok böyle güzel. şişelere şey yapıp sahip. Çok Ondan güzel. sonra işte bir müddet bıraktık. Şöyle oldu. Meslek icabı nakliyecilik yaptım ben. 27 sene Türkiye'yi gezdim. Çok 3 sene güzel. İran çalıştım. Çok Ondan sonra emekli olunca 2009'da ne yapayım? Eski işime döneyim dedim. Emekli işe. güzel. Evet bu işte merak küçüklüğden geliyor bu hayvan işi, Kaç koyun işi senedir yani. peki Kaç sene yapıyorsun? oldu? 6 senedir bu işe başladım ben. Koyun işine başladım. Elimden daha önce de söyledim ben size. Torper geçti, Swister geçti, Deksel geçti, Sofuluk geçti, Romanov geçti. Tabii hepsini Bayağı yaptım çeşit. tabii. Öyle de Fransız da yaptım. Çoğu kişi de tanır yani az çok bu bölgede. Ve Ha, ondan sonra bu Doğu bu Friz'de doğrusu da karar. şey karar kıldım. 2 senem oldu. 2,5 senedir de bu şeyi Siyah Doğu siyah, Friz'desin. hayır beyaz da vardı. Beyaz da vardı. Beyazları bu sefer şey yaptım. Elimine ettin. Elime ettim. Ondan sonra siyaha döndüm. Bir senedir de siyah yapıyorum. Bir Peki bir sene. şey daha var. Şimdi sana soracağım soru, burası bir mahalle değil mi? Tabii Zor Arslanbey. olmuyor mu senin için? Ya Yani şimdi komşular bir şey demiyor mu? ya şu burada akrabayız biz. Şu abim. Ha. Aşağıdaki ablam. Aşağıdaki halam Herkes oğlu. yani. Burası evet. Oo. Zaten şu gördüğünüz ova bize ait. Ha, kimse bir şey Yok diyemez yok. yani. Sonra biz burada dayanan bir aileyiz. Bir de Çok saygın bir güzel. aile. Kimse de şeyimizi arkadaş bilir. Bize bıçakçılar derler. Ha, Ha. rahmetli dedem çok Güzel eskiden. bıçak mı yapıyordunuz Tabii eskiden? dedem yapıyormuş. Ha. Rahmetli yapıyor. Kılıç yapıyor. Bıçak yapıyormuş. Ha, çok Oo. eskiyiz biz burada. Ondan sonra işte bak şu konutların olduğu yerler dahi bize aitti yani. Şu Çok güzel. aşağıya doğru. Onun için atamadık içimizden ama seviyorum bu işi. Gönülden Çok güzel. yapıyorum. Gönülden Hadi. yapıyorum. Hadi İnşallah girelim. yoğurtu bambaşka. Yoğurt. Bambaşka. Sütü bambaşka. Tabii Yoğurdu yoğurtsuz bambaşka. harika. Şimdi ne aldım Var mı bunları? yoğurt da yiyeceğiz mi? Şimdi şu an yok. Kebe Şu, hayvanı. Tohumlar ha, yaklaştı. İnşallah. doğru. Ha, inşallah nasip olacak. Nasip Ben asker olacak. abimle beraber inşallah nasip olacak. Halepleri de o İnşallah. sebepten aldım. Peynir de nasip olacak. Karma İnşallah. yapacağım. Karma İnşallah. yapacağım. Halepleri de onun için aldım zaten. Çok güzel. Sağıyorsun o zaman Tabii. koyunlarını da, keçilerini de. Makinayla sağıyorum ben. Makineye alışıktır hepsi. Bir de çok ilginç. Bu şimdi dostlar hani hobi Evet. bahçenizde hobi koyunculuğu diyorum ya. Evet. Burada tabii otlatma imkanı var ama benim yazdığım kitabımla ilgili olarak da burada size bir şeyler göstermek istiyorum. Şimdi Mustafa dostumuz bunu bir hobi gibi yapıyor, değil Hobi mi? gibi yapıyorum. Emekli Evet. olmuş bir hobi Hobi olarak olarak yapıyorsun. başladım zaten. Hobi olarak Hobi başladın başladım. Aynen. ama her şeyi kendin yaptın. Evet, her Burası şey. senin bahçen, Kendi değil mi? baş. Tabii Şöyle kendi girelim. bahçem. Gel. Hadi hep beraber girelim. Burası senin Evet. bahçen. Bana ait bir bahçe burası. Burası sana ait. Evet. Burada bunu da sen yaptın, değil Bunu mi da ben mesela? yaptım. Tabii Bunu bunu ne? da kendim yaptım. Kontraplaktan Evet, yapmışsın. kontraplak yaptım. İçi Üstü tahta mı komple? tabii komple Bugün yatağımı böyle bir tahta. şey kaça mal olur? Kaç Bugün metrekare bilmiyorum ama. burası şöyle diyeyim 10 metreye 6 metre şeyi var. Genişliği var. 10 metre al on, O zaman bak 2 sene bunu 60 5 sene metrekare. 60 metrekare. Çok Ben güzel. bunu o zaman 10.000 TL'ye mal etmiştim. O zamanlar. 10.000 TL bugün de Burası da var. olsun. Bugün 25.000 TL az falan. 25-30 bin TL Şimdi anca. gördüğünüz gibi böyle buraları her şey tahta. Şimdi Hadi bir bunlar geçelim. burada yemlerimiz var. Burada Bakın yemleri burada tutuyorsun. buğday var. Burada Burada buğday. buğdayımız var. Buğday burada. Mısırımız Evet. burada. Mısır burada. Şöyle çek abi. Ha, karışık Evet veriyorsun. burada tabii. Burada Kendin mi arpa. yetiştiriyorsun bunları? Yok. Alıyorsun, hazır Şurada da alıyorsun. arpamız var. Nerede Şunlar da arpa? arpa dolu. Bakın. Bunlar da arpa. Bunlarda da arpa var. Arpalar.
Bunlar da gene... Arpayı nereden alıyorsun peki? Altından buradan, mı? Buradan. Evet, şuradan şey yaptım onlara. Şöyle yapıyorsan. Bu yaptın. Hayır, şöyle. Bak, bunu çekiyorum. Şuraya koyuyorum aşağı, çat doluyor. Tekrar kapatıyorum bunu. Tamam, çok güzel. Onu da çekme yaptım. Ayrıca bunu çekiyorsun. Bunlar da hayvanların kışlık yemleri. Kışlık bütün yemleri. Ben yazdan alırım hasadımı. Yazdan alıyorsun hepsini. Sezon zamanı alırım. Uygun olduğu zaman sezon çok zamanı güzel. Alırım. Bak, bu arpayı ben 5 liraya aldım. Çok iyi. Şimdi 10 lira. Buğdayı da aynı aldım. Mısır da 3 liraya aldım. Çok iyi. Evet. Sezonda alacaksın zaten. Tabii. Bunları bu işi yapıyorsan için sezonda alacaksın. Yonca her şeyin bak orada ben yoncalarım orada. Samanlı falan güzel. Her şeyi sezonda alırım ben. Kışlık hazırlığımı yaparım sezonda. Harika. Harika. Onu harika. Şimdi. Şimdi bir girelim içeri. Sen bize yolu göster. Tamam, buyurun. Şöyle girelim içeri. Buyurun. Hadi bakalım bismillah diyelim. Evet. Şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Evet. Geldik. Ooo siyah doğu frizler oldukça güzel. Evet. Maşallah. Evet. İki tane değişik hayvan görüyorum. Şöyle bir bakayım. O da orada evet Şerolay var sende. Evet iki tane şavrelem var. O da hobi için. Hobi için mi yapıyorum? Hobi için yapıyorum onu da. Çok i̇ki tane güzel. Şavrelem var. Geri kalan siyah doğu frizlerim işte. Evet geri kalanı hep siyah doğu friz evet, ve gerçek siyah. Doğu friz yani. Evet. Safkan evet. Doğu frizler. Tabii şeyden zaten Ali Alıoğlu var. Afyon Alıoğlu. Evet. Ali Yavuz, Yalı Yavuz var. Tabii evet. ondan şey bir de şey de var. Kerim Aslan'la var. Eski biliyorsunuz Doğu Filiz Doğu Yenidur'da ilk gelenlerden. Evet. Bir de evet. Erdoğan Kuldan var. Erdoğan Kuldan. Evet. Onların hepsine selam olsun burada. Ahmet Turan'dan var. Oo evet. Çok güzel. Yani evet, onlardan var işte. Yemlikleri satın aldın herhalde. Evet. Bunları satın aldım. Bunları satın aldım. Bunlar eski, bir tanesi 2,5 metrelik, bir evet. tane de 1 metrelik. Tabii orada var 2,5 metrelik ayrıyetli aşağıdan da. Orada bakarız. Var. Bir de kilit sistemi var. Kilitte evet. de kilitte hayvanların... sağma yapıyorum, aşı yapıyorum, aşılarını yapıyorum, işte sağmasını yapıyorum. Ne bileyim, parazitlerini vermek için çok işi rahat oluyor. Şöyle kilit bir sistemi. Kilite de yakından evet. bakalım. Şöyle bakalım. Evet, evet kilit evet. sistemi de bu. Kilit sistemi onlu de bu. Onlu kilit zannedersen. Evet, onlu. Oraya sağımı burada yapıyorsun. Evet, sağımı. Elle mi yapıyorsun? Hayır, makineyle yapıyorum. Makinen makineyle, var, makineyle evet. yapıyorsun. Süt makinası mı? Süt makinem peki, var. Peki şaroleyler niye? Şaroleyler o hobi için. Ona saçar. Onlar yavrular için. Yavrular yetiyor zaten sütleri. Onlar o hobi için. Bir de bir şey var. Kurbanlık şey yapacaksan et için şarole yapacaksın. Evet. Anladım. Et için yani. Bir şimdi bak geçen sene onun ben yavrusunu kestim. Geçen sene yavrusunu kestim. Diyelim 10 aylık, 11 aylıktı. 53 evet. kilo et verdi. Çok güzel, safi. Maşallah. Safi. Onları da devamlı onu kendime hobi olarak yapıyorsun. Hobi olarak yapıyorum. İkisi de dişi mi yoksa bir erkek İkisi de dişi mi? İkisi de dişi. Onlar şida melezliyorum daha iyi oluyor. Doğu frizden ayaklı oluyor çıkan yavru. He. Daha güzel oluyor yani. Hem yani alçak olmuyor ayaklı oluyor yavrusu. Onları da kurbanlık yapıyorsun. Onlar kurbanlık yapıyorum. Damızlık olmaz tabii, çünkü. Yok damızlık olmaz. Damızlık peki bakıyorum saç kaplamışım evet. buna. Değil şimdi mi? Bu Kayseri'den ben bir şey aldım. Sipariş verdim. Keçe. Keçe siparişi. Evet, keçe siparişi. Şimdi bunun altına keçe yapacağım. Bu zaman terleme yapmıyormuş o. Ama ben terleme göremedim şu anda. Şu an yok ama soğuk şeyde oluyor. Eksi krav oluyor burada. Evet. Keçe krav oldu zaman ama soğuk ama eğer olur. Kapatmazsan bu evet. yanları bak buralar evet. açık çok güzel. Yani çok havalar şu anda. Yok, buralar kapatmayacağım zaten. Kapatmıyorsun değil hayır. mi? Hayır, keçe şeye terleme yapmasın diye. Evet, terleme üçte. Yapmasın İnşallah, diye. İnşallah koyacaksın. Evet, koyacağız nasip olursa. Peki kaç hedefliyorsun? Aynı miktarda mı kalacaksın? Çoğaltacaksın ben biraz daha. 15 tane yavrular tabii ki. Tamızlık bırakacağım. Yavrulardan bırakacağım kendilerimden. 20 tane, 20-25 tane oldu mu yeter bana. Hobi yeter. Olarak hobi bahçemde olarak yeter diyorsun. Bahçemde bana yetiyor tane. Bunlar. Bey, evet. Sütünü satıyor musun? Ya sütünü, da yoğurt yapıyorum, tabii, peynir yoğurt yapıyorum, dedi. Peynir yapıyorum. Yoğurt, peynir yapacağım. Ha tabii evet. isteyen de oluyor, kıramıyorsun. Geliyor estost, evet. onlara da veriyorsun. Satıyorum da. Yani şeyi de satıyorum. Koyun mesela geçen sene koyun sütü sattım ben. Ha burada. Koyun sütü bırakmıyorlar zaten. Kaça arkadaşlar. Satıyorsun koyun sütünü? Koyun sütünü geçen sene 15 liraya vermiştim. Bu 15. sene ne olur bilmiyorum. 20 mi olur artık? 20'den aşağı olmaz. 20'den aşağı tabii, olmaz keçi tabii. Tabii şimdi yani, 20'den aşağı olmaz yani. Ne kadar süt veriyor bunlar? Vallahi yani benim 3 kilo, 3,5 kilo süt veren var. En azı 3 kilo veriyor yani. Şu bu doğu frizlerden. Ben mesela onlardan beyazlarım vardı benim. Erhan'a verdim onları. Onlardan evet. ama şunlarda zaten analarını gördüm ben. Evet. Bu Kerim Aslan'dan aldıklarımın evet. anası 6 kilo süt veriyor. 7 kilo süt veren var analarda. Verir. Ben çok de onun için verir. Yani aynı ırktan dedim bunları Şahabeyim. Aynı ırktan. Koçun da var. Koçum var. Mi? Koçum var da siyah koçum da var. Koçum burada mı? Burada. Şurada. Ha. O da yani şöyle ne diyeyim sana? 10 aylık daha o da. 10 aylık bir koçum Maşallah. Var. Ondan şeydir onlar da. 10 aylık. Maşallah. Koçum evet. da. Nasip olursa. Şu rengi de çok, siyahı da çok güzelmiş. Evet. Evet. Evet.
Bunların hepsi. Bunları evet. Otlatıyor musun peki? Efendim? Yani otlatabiliyor musun? Şey yapıyorum. Akşamüstü saat şöyle ne diyeyim ikinden sonra hava alsın diye şu arka taraf bana ait. Şu arkada evet. Görüyorsunuz da biraz yeşillik evet. Var arka tarafta. Dur bir hava bakayım alsın göstereyim diye. Şuradan. Şuradan bak. Sen orada dur burada. Evet. Arka burada tarafta. Var diyorsun. Tabii. Ha, orada, çok güzel yeşillik doğru. Var burada. Tabii orada 3 dönüm 3 dönüm bir yeşilliğim var. Onu evet. Akşamüstü hava alsın hem dinlensin. Kebe hayvana biliyorsun şey iyi gelir. Dolaşmak evet. iyi gelir. Evet. Onun için dolaştırıyorum bunları. 2 saat, 2,5 saat. 2-2,5 saatte bunları gezdiriyorum. Öyle bir hava alıyor, otluyorlar. Geliyor çok yani. Güzel. Yazın da aynı. Yazın da aynı şekilde gene sabah çıkartmam. Çiğde ben koyun çıkartmam. Sabah çiğde çıkartmıyorum. Öğleden sonra ikindiye doğru yani kışın zaten yağmurdan falan çıkartmam ben koyun. Eczacı şeyin bir aşırı bir göster bakalım. Ha, bir bakayım. Koyunların bakımı böyle olacak işte. Oo, bütün malzemeler burada var diyorsun. Evet. Hepsine dikkat ediyorsun. Hepsi tabii. Evet. Her şey bunlar şey olacak. Şimdi sende bir tane alaca var. Dostlar Doğu Frizler'de alaca vardır. Evet. Onu söyleyeyim. Evet. Çok da güzel bir alaca Doğu Friz'in var senin. Bunun anası yani şöyle diyeyim sana anasında 3,5 kilo 4 kilo yakın süt vardı bunun o şeyin. Erhan'a verdiğimdir o. Anladın mı? Ona verdin. Ona verdim ona arkadaşa verdim. Çünkü beyaz diye verdim yani. Ben siyah dönünce beyazları da verdim. Bende beyaz da vardı. Mesela, beyaz da vardı. Tabii beyaz da verdim. Ben tabii verdim. Oraya verdim. Keyve'ye verdim. Çanakkale'ye verdim. İzmir Ödemiş koyun yatağıdır oraya verdim. Yani, şimdi bir şey soracağım. Buyur. Otlatıyorum dedin sen. Evet. 365 gün otlatıyorsun değil mi? Evet tabii yani, otlatıyorum. Yağmur harici. Yağmur zamanla. Harici tamam. Ama otlatıyorum. Devamlı önlerine de kaba yem koyuyorsun. Koyuyorum. Kaba bir kere sabah akşamlar yem yer. Kaba yem yer. Hayretten yonca yer. Kaç saat otlatıyorsun peki? 2 saat, 3 saat otlatıyorum günde. Fazla otlatmıyorsun. Yok fazla yani. Otlatmıyorum. 3 saat. Yetiyor saat zaten ot çok. Bu sene zaten 2 sefer ot piştim ben. Evet. 2 sefer. Evet. Üçüncü de biçebilirdik yani. Bu sene ot evet. Boldu. Bu sene ot hayvan bol. Zaten 2 saatte şey oluyor. Olursa evet. Yatar yani. Evet. Yiyor zaten doymuş hayvan yatıyor. Peki yani. Yem olarak ne veriyorsun? Yem olarak sade arpa, buğday, mısır veriyorum ben. Kaba yem. Arpa, buğday, mısır veriyorum. Sabahlarda şey yapıyorum yalnız. Bu sabahları toz yem. Bir de bu pancar var. Melaslı küspe. Evet. Evet atıyoruz evet. Pancar küspesi. Kepek, patos saman makinem var. Karma makinem var. Atıyorum, karıyorum. Bazen evet. Sabahlarda ondan da verebiliyorum yani bunlara. Çok güzel. Kondisyonları maşallah iyi. Gebe zaten hayvanlar. Evet, gebe. Hepsi kaç gebe. Kaç aylık gebe? 2, şimdi burada ay- tabii 3 aylık. 3 aylık. 3 aylık tabii. Gebe. Hatta bir tanesi evet. 4 aylık oldu. Şurada bir tanesi 4 aylıktır. Bunlar zaten şey olarak, ırk olarak biliyorsunuz 9. ay. Ekim evet. ayı. Kasım, yani Ekim ayında şey alıyor, alıyorlar bunlar. Koç evet. alıyorlar. Bunlar oradan ondan evet. önce ne kadar bakarsan bak bu hayvan koç almıyor. Koç almıyor. Evet. Almıyor. Mevsim sen mi nedir bilmiyorum. Bunlar doğru, böyle doğru. Yani koç alıyorlar. Şimdi hepsi bir ayda koç alıyor, bir ayda doğumlar bitiyor. Bir ayda evet, doğumlar tabii, bitiyor. Orada doğumhanem var benim, ısıtıcım var kışın. Tabii yavrular şey yapmasın diye. Ona aynen. da dikkat tabii, ediyorsun ona dikkat yani. Ediyorum. Evet. Ama işleyerek yapıyorum bunu. Severim. Ahırını çok sevdim. Yani severek bu ahır evet. Hobi olarak yapmak isteyenler için evet. ideal. Ben i̇deal. Hep şunu söylüyorum. Önemli olan ahırın güzelliği değil. Evet. Koyunun güzelliği. Koyunun güzelliği. Koyunun kalitesi. Yani bir de çok biliyorsun önemli. Yazın bu tahta olduğu zaman serin oluyor. Serin oluyor değil serin mi? Serin oluyor tabii. Yazın diyor serin oluyor. Sonra benim hayvanım da yaz kış affedersin ama gübre bulamaz. Hiç, ben böyle evet. titizlik çok titiz bir insanım. Neden yani. Dolayı peki gübre? Mesela altları falan çok kuru, çok güzel. Evet. Şey yaparım yani. Yok, olmasın derim yani. Şey olur dolar boşaltırım gübreyi, hiç üşenmem. Anladın evet. mı? Koyunlarım şey olsun, rahat etsin. Temiz olsun. Temiz olsun diye. Diyorum. Öyle ben öyle. Devamlı işte. Dikkat ediyorsun. Evet. Kuzularla koyunları devamlı beraber tutuyorsun. Ben şurada tünel yapmışım. Bakın burada tünel var. Kuzu mektebi tabii, var burada. Tabii buradan evet. tünel yapmışım şuradan. Burası şimdi kapalı. Şuradan koyunlarım ne olur? İçeri kuzulara yemliğim var oraya koyuyorum. Evet. Oradan kuzular geçiyor, yemini yiyor, analarının yanına geliyor. Kuzu mektebi tabii, buradan koyun geçiyor. Geçemez, kuzu geçer. Evet. Buradan, onu da yapıyorum. Ha, burayı burada. Kapatıyorsun o zaman tabii. Böyle. Ha, tabii, şurada var. Evet, evet, şurada, şurada var. Var. Şuradan anladım. Karşıya geçiyor. Şuradan karşıya evet. geçiyor. Oradan karşıya geçiyor. Oradan oraya, oradan burada. Buraya geliyor. Bak, gel. Keçileri burada. Öteye alıyorum ben. Keçileri. Buradan buraya giriyor. Tabii, evet. burada şurayı açıyorum. Şurayı açıyorum. Karşıda beyaz şey var bak oradan. Oradan oo, buraya yiyor. Burada da keçilerin var tabii. Senin. Evet keçilerim de var. Halep keçim var. Bir tane şeyim var. Alpinim var. Alpinim var. Evet, bir de o erkek alpinim keçiyle var. Keçiyle koyun evet. sütünü karıştırıp mı? Karıştırıp peynir yapıyorum. Peynir yapıyorsun. Evet öyle yapacağım. Ondan İnşallah. Peynir bu, yapıyorsun. Evet, çok öyle güzel. Yapalım, evet. Çok hı. güzel. Peki hı. ben diyorum ki bir de şu hayvanları bir dışarıda görelim. Tamam. Yani insanları tamam. biraz gösterelim. Tamam. Şu yeşilliğin içine çıkaralım bir. Hadi kızım. Hadi kızım. Hadi. Evet, gidiyorlar. Ooo Çerolaylar tank gibi vallahi maşallah. Hadi kızım, hadi kızım, hadi. Şimdi daha hadi iyi görüyoruz.
Hadi. Tavuk frizler gerçekten çok güzel bir sürü yapmışsın. Siyah tavuk friz. Ben evet. bunu Almanya'da da gördüm. Bunun hastaları var böyle. Sadece siyah tavuk friz yapanlar var. Evet. Sen de aynı şekilde yapmışsın. Evet. Çok güzel olmuş. Evet. Evet. Yazın da yemlik şurada, burada yemleri şurada yediriyorum. Burada yazın, yediriyorsun evet, yazın. Tabii yazın burada, kışın içeride. Çok güzel. Evet dostlar, gördüğünüz gibi hani bahçede koyun bakılır mı? İşte bahçede koyun bakıyor. Evet, etrafta yeşillikler var. Oralarda otlatıyor. Yemini erken aldığı için maliyeti düşürüyor. Evet. Para kazanıyor musun bu işten? Allah para getirsin. İnan kazanıyorum. Kazanıyorum evet, diyorsun. Çünkü yani, bunlar, bunlar hem sütünden hem peynirinden bir de kuzusu. Kuzusundan. Kazan, evet, kuzusundan. Kuzusundan para kazanıyoruz. Evet. Şimdi bunlar şey için yani masrafını görüyor. Fazlasından beraber. Zaten iki yavru yapıyor bunlar. Hepsinde evet. iki yavru. Bunun bir tanesi kendi işini, yavrusunun bir tanesi kendi maliyetini koruyor, bir tanesi bana kalıyor. Yani hepsi yani, ikiz yapıyor mu genelde? Tabii. Geçen sene hepsi ikiz yaptı. Maşallah. Evet. %200 yani. 200 var, 300 var. 300 tabii, de var. 300 de var. Tabii. Hepsini yaşatabildin mi? İki tane geçen sene kayıp verdim. Geri kalan yaşadı. Yaşadı. O da evet, iki tane kayboldu. Şimdi kaça bu, sattın peki kuzuları? Kaça sattım kuzuları? Şimdi söyleyeyim mi yani? Söyle söyle. Söyleyeyim. Şimdi 7500 var, 8000 var, 15 var. Aylığına göre değişiyor. Anladın mı? Şimdi 3 aylık 8000 lira. 6 aylık, 7 aylık 9000 lira. Ve 10 aylık olduğu zaman 15000 liraya kadar gidiyor kuzuları. O kadar yüksek. Doğu Friz'in özelliği yani, bu. Herhalde, özelliği değil bu. Mi? O da yok satıyor. Bak, ama sen an, yılda bir kere kuzulama yapıyorsun. Bak şu an ön sipariş alıyorum ben. Ön sipariş alıyorum yavrular. Ön sipariş alıyorsun. Ön sipariş. Yılda bir kere doğurtuyorsun. Bir sefer doğurtuyorum. Tamam. Ben ama sütünü de sağıyorsun. Sütünü de sağıyorum. Kaç litre süt alıyorsun aşağı yukarı? Şimdi aşağı yukarı. Hayvan başı ortalama. Hayvan başı şöyle diyeyim sana, 2,5 litre hayvan başı ortalama diyorum yani. 3 veren var. 3,5 kaç ay alıyorsun bunu? Bunu hemen hemen 8-9 ay alıyorum. 9 ay. O zaman şeyden sonra alıyor. Ha, doğumdan hemen sonra başlıyor musun almaya? Tabii başlıyorum. Çünkü kuzu şey fazla yapamıyor. Fazla geliyor. Fazla geliyor kuzuya. Fazla, çünkü fazla gelince sağmak zorunda kalıyorum yani. Mecbur zaten sağmak zorundasın. Hayvan vaktis oluyor. Oradan, bunları şey yapmazsan, oradan da bir gelir elde tabii. ediyorsun. Şimdi peynir var. Tabii peynir var. Sütü var. Gel. Evet. Evet. Şöyle aynen gidelim bak. Gel bakalım. Hayvanlar bu tarafa doğru geldiler böyle. Evet. Evet. Gel. Gel yavrum. Gel. Gel. Maşallah. Gel, Subhanallah. Gel. Evet. Evet. İşte dostlar, ben burada şunu söylemek istiyorum. Özellikle burada neyi görüyoruz? Bir hobi koyunculuğunu görüyoruz. Evet. Irk seçmiş, ırka önem vermiş. Evet, birçok ırkı denemiş, sonunda Doğu Friz'de karar kılmış. Evet. Tahtadan yerini yapmış, maliyeti son derece düşük. Hani ben şimdi size bir örnek vermeye çalıştım. Bu geçtiğimiz haftalarda çarşamba günü yayınlanan kitap okumalarında 100 başlık ben bir örnek verdim. Bunu isterseniz 10 başa indirebilirsiniz. İsterseniz mesela ben oradaki verdiğim örnekte çadırı örnek verdim. Evet. Çadır da yapabilirsiniz. Evet. Ama böyle tahta bir yerde yapabilirsiniz. Tabii tahta daha şey oluyor. Yazın bilhassa verimli oluyor yani. Tahta çadırda da serin oluyor. Ha. İzole ettikleri için. İzole oldu da olabilir. Ama şimdi bunun sana maliyeti daha düşük. Daha sen düşük. Mesela çıkma malzemeden evet, yapmışsın. Çıkma tabii yani. İkinci el. İkinci el çıkma malzemeden. Çok güzel olmuş. Evet. Ben çok beğendim açıkçası. Bahçenin içinde. Bahçenin içinde evet. Ot bol. Ot var. Buradan aşağı doğru hep bol zaten. Ama hayvanlar tok yemiyorlar. Tok yemiyorlar. Yiyorlar sabah akşam yemiyorlar. Evet. Ben tebrik ediyorum seni. Tamam. Başarılarının devamını diliyorum. Teşekkür ederim. Allah herkese nasip etsin. Teşekkür ederim. Bizi davet ettin. Allah özellikle Allah. Israrla 2 aydır geleceğim. Sonunda gelmek nasip oldu. Allah teşekkür ederim. Aynı zamanda bu bölgelerde işte bu bölgelerin insanı. Evet. Dağlar bir tarafta Allah. Biraz güneş geliyor. 15 dakikada ama. Dağdasın. 15 dakikada denizdesin. Aynen öyle. Biraz böyle Kartepe ayağımızdan. Da 15 dakikada evet. deniz. Evet. Dostlar, senin bir mesajın var mı vereceğin dostlarımıza? Dostlarımıza ne diyeyim? Emekliler bilhassa bu yani bu hayvan için emekli olan arkadaşlara bunu tavsiye ediyorum. Doğu Friz koyun yapsın da. Doğu yapsın Friz yani. Yapsın Doğu Friz yapsın yani. Bakın 150 tane koyun bakacağınıza 20 tane Doğu Friz'i bakın. Diyorsun. 20 tane. Evet. 20 Hayır. tane Doğu Friz yakın arkadaşlar. Ben diyeceğim bu. Irk olarak yani ben Swiss'ler yaptım, Texel yaptım. Torper yaptım, French yaptım. Hepsini yani 6-7 çeşit şey yaptım. Ama Doğu Friz'in hem güzelliği tadına doyamıyorsun. Tadına doyamıyorsun. Bir de piyasası var.
Evet, piyasası var ama çok çoğalırsa onun da piyasası düşer. Düşer ama yaşatamıyorlar. Bunu yaşatma biliyorsun değil mi? Kolay değil. Herkes kolay değil yapamıyor. Yani. Herkes yapamıyor. Herkes yapamıyor. Herkes yapamıyor. Bir de var. Mesela bizim bölgede hassas oluyor hayvan. Ama hassas. Bugün geç Gerede, Bolu, burada da yapamıyorsun bu hayvanı. Hassas bir hayvan. Ama biz yaptık sonra. Apex'in ben aldım hayvanlarını. Kürşat'ın hayvanlarını, Apex'ini aldım. Ha. Çok da başarılı olduk. Evet, onu en son çok güzel oldu. Abi, Erdoğan'a gitti, sonra bana geldi. Sana geldi. Ben senden de işte baktım, gitti. Sonra festivalde sattık hepsini. Biliyorum, yemekten de biliyorum. Evet. Evet, dostlar, teşekkür ediyoruz. Oldu. Ben teşekkür ederim. Mustafa kardeşime sağ olsun, var olsun. Hepinize sevgiler, selamlar. Koyunlarınız, keçileriniz, kuzularınız, oğlaklarınız sağlık içinde olsunlar. Sevgiyle kalın, güzellikler içinde kalın. Hoşça kalın. Evet. Evet. Kırmızıdan kapatayım. Kapatıyoruz. Dostlar, dostumuzun söylediğinden yola çıkarak ben 15 koyunun ne gelir getireceğini hesapladım. 30 kuzu aldığını söyledi 15 koyundan. 2 ölümle 28 kuzu, ki 7500 ile 15000 lira arası satış fiyatı var. Ben 8000 liradan hesapladım. Bu da 28 kuzu çarpı 8 224 bin lira ediyor. 8000 ve 15 koyundan 400 litre ortalama hesapladım. Bu da 6 ton süt ediyor. 120 bin liraya tekabül ediyor. Bu da toplam 324 bin TL gibi bir gelir elde ettiğini gösteriyor. Ancak şunu da söylemek lazım. Daha fazla süt elde ettiği, 480 litre civarı olduğunu gördüm. Burada hiçbir şekilde masrafları hesaplamadım. Onun için lütfen sadece ciroyu göstermeye çalıştım. Bir hobi koyunculuğunda, süt koyunculuğunda, perakende yerde, satılabilen yerde neler olduğunu göstermeye sizlere çalıştım. Beni izleyen sevgili dostlar, videolarımı beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı, abone olmayı ve titreşimi açmayı unutmayın lütfen. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Hepinize sevgiler, selamlar.